Yani bizi tutuklamışlardı işte o şeyde. Biz de Mehdi öncüsüz. Biz de Mehdi talebesi. Ben de Mehdi talebesiyim. Siz de Mehdi talebesiniz. Polis arabalarına dolduruyorlar biz gidiyoruz. Ha, hiç elimi yukarı kaldırdım böyle. Hiçbir şey yapamazlar. Hemen anladılar bırakılacağımızı. Gazetede dediler, gayet emin kendinden dediler. Çünkü Allah yolundayız biz yani. En fazla şehit oluruz. Ha sen 30 yıl, yat 30 yıl ne olacak yani? Mehdi talebeliğin hapishanede de bitmez. Hazreti Yusuf'un bitti mi talebeliği? Bitmedi. Gayet açık devam etti. Ama sahte mehdiyet, bak açıkça söylüyorum, boş yere uğraşmasın, her seferinde rezil kepaze olur. Bu yetmedi dersen Allah daha da belanı verir, daha da şiddetli olur. Sahte mehdiyle Allah hiç geçit vermedi. Yani boş yere oynuyorlar, boş yere uğraşıyorlar. Ve dolayısıyla tevekkül son derece kolaydır. Allah'a güvenirsin. Ya kardeşim en fazla ne olur? Hapis yatarsın. İlim irfan gece gündüz ilim irfan öğrenirsin. Ben kitap yazdım hapishanedeyken. Yani bayağı kitap yazdım hem de. Gayet iyi bir ortamda. Hatta beni normalde işte isteseler açık bir yerde de tutabilirlerdi açık bir. Benim kaldığım yer hücreydi. Kendim de kabul ettim, bir şey demedim. Yani 3 metre eni vardı, 1,5 metre de boyu vardı. 3'e 1,5. Banyosu falan hepsi onun içinde yani. Hücre, bildiğin çelik demirler var önünde kapalı. Ben orada 9 ay kaldım. Gayet de rahattım yani hiç. Derdim. Namaz kılarken böyle çok zor kılınabiliyordu yani. Seccadenin şeyi bile ancak yetiyordu. Çünkü yatak da var. Somya da var ancak. Ama rahat rahat yaşadık. İbadet de ettik. Namazı da kıldık. Ben hiçbir şikayetim de olmadı. Püfür püfür de esiyordu yayla gibi yani. Tımarhane de öyle. Yani benim hiçbir şikayetim olmaz ve olmadı da. Tevekkül ettik mi? Ettim. Nasıl tevekkül ettim? Neşeyle. Yani hiçbir zaman hiç benim için mesela benim avukat geliyordu, beti benze atıyordu. El ayağı boşalıyordu, ismini vermeyeyim de. Ünlü bir avukattı. Ben sakinleştirdim her geldiğinde. Diğerler mesela bizim tanıdıklar falan geliyordu. Adam bembeyaz oldu, elleri yüzleri falan tımarhanede. Ben neşeli bir şekilde karşılıyordum. Dolayısıyla yani deli diyorsun, yani deliyi de Allah yaratır. Tımarhane diyorsun. Tımarhane yaratan kim? Allah yaratıyor tımarhaneyi. Hapishaneyi kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Gardiyanı kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Seni o hücrenin içine kim sokuyor? Allah sokuyor oraya seni. O hücreden seni kim çıkarıyor? Allah çıkarıyor. Zahiren insan gibi görünür. İnsanın ona bir şeye takati yetmez. Öyle bir müstakil bir varlık yoktur yani. Gardiyan diye müstakil bir varlık olmaz. Allah öyle gösterdi sana. Özel yaratır onu. Alır, götürür, tutar kendi istediği kadar Allah, sonra çıkarır seni. Mesela sahabiler var, hiç çıkmamışlar. Orada vefat etmişler. Arap caminin orada vardır şeyde, onların mezarı şerifleri var. Hiç çıkmamışlar. Esir düşmüşler. 30 yıl, 40 yıl orada kalmışlar. Vefat etmiş, oraya vefat ettikleri yere de gömülmüşler anladığım kadarıyla. O kadar. Şu an neredeler? Cennetteler. Ne olurdu yaşasalar yani? 30 yıl, 40 yıl fazladan yaşasa ne olur? Yaşamasa. Oradaki sevabı bir düşün. Aldıkları makamı bir düşün. Tarif edilemeyecek bir makam. Ya 30 yıl bir adam bir yerde hapse yatarsa ne olur onun makamı bir düşün.